Kendimizi kapattığımız odada sanıldığı kadar da yalnız değilizdir. Bize önce başkalarının sözü, başkalarının hikayeleri, başkalarının kitapları, yani gelenek dediğimiz şey eşlik eder. Edebiyatın, insanoğlunun kendini anlamak için yarattığı en değerli birikim olduğuna inanıyorum. Türk Edebiyatı'nın bilinen tarihi, M.Ö. 4. yüzyıla kadar uzanır. Her ulusta olduğu gibi, Türklerde de en eski edebi örnekler, dini temeller üzerine kuruludur. Sözlü edebiyat ürünleri olan bu eserler, daha yazının bulunmadığı dönemlerde, dinsel törenlerde üretilmeye başlanmış, kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşatılmıştır. Göktürk kitabeleri de denen bu eserler, M.S. 8. yüzyılda Orta Moğolistan'daki Orhun Irmağı Vadisi'nde bulunmuşlardır. 38 harften oluşan Göktürk alfabesi, bilinen ilk Türk alfabesi olup taş üzerine kazınmıştır. Orhun yazıtları zannedildiği kadar geç değildir. Fransızca, Milattan sonraki 8. yüzyıla ait bir belgeyle ilk defa yazı dili örneğini vermiştir. Üste kök tanrı, altta yağız yer yaratıldıkta iki nara kişi oğlu kılınmış. Tevrat da böyle başlar. Üste mavi gök, altta yağız esmer yer yaratıldıkta. Yani Tevrat da böyle yalın cümlelerle yaratılışı anlatmakla başlar. Orhun kitabeleri Türk kafasının, Türk muhakemesinin de en az 200-300 yıldır böyle cümleler kurmaya hazır olduğunu gösteriyor. Anıtların dili oldukça sade ve etkileyicidir. Kağanların halklarına bıraktıkları askeri, dini, siyasi ve kültürel vasiyetlerdir. Doğal olarak her vasiyet metninde bulunabilecek dokunaklı ikazlar, endişeli yol göstermeler, duygulu ve şefkatli son sözler bu anıtlarda da mevcuttur. Türk edebiyatı ve dili, Orhun anıtlarından başlayan yolculuğu boyunca göçler sırasında birçok farklı uygarlıkla karşılaştı. Ancak onu en çok etkileyen iki şey, İslam diniyle karşılaşması ve 19. yüzyılda Batı'yla yaşanan temas oldu. İslamiyet'in kabulünden itibaren Türk edebiyatı ilk büyük ve klasik eserlerini vermeye başladı. Dünya edebiyatına ve kültürüne ilk önemli katkıları da bu dönemde gerçekleşti. 1071'de Anadolu'nun kapılarını açan Türkler, aynı yıllarda en büyük yazılı eserlerinden birini verir. Türk dilleri sözlüğü anlamına gelen Divani Lugati Türk, günümüzde de hala değerini koruyan bir sözlüktür. Kaşgarlı Mahmut'un yazdığı bu eserde, dille ilgili bilgilerin yanı sıra, dönemin toplumsal yaşamına ilişkin veriler de bulunmaktadır. Demek ki bir Türk milleti anlayışı Divan-ı Lügat-ı Türk'te var. Yusuf Has Hacib'in yazdığı kitap tipik bir İslam dönemi, ahlak ve genel bilgi ansiklopedisi gibi yazılmış. Birdenbire hendese öğrenmek istersen, Öklides'in kapısını çal. İşte İslam medeniyetinin Türk medeniyetine sağladığı sıçrama. Orta Doğu'nun ortak medeniyeti olan Akdeniz medeniyeti, Arapların yaptığı tercümelerle, Abbasi devrinde yapılan çevirilerle İslam medeniyetine kazandırılıyor. Oradan İran'a ve Türkistan'a yayılıyor. Aynı dönemin bir başka büyük eseri ise Kutadgu Bilig'dir. Mutluluk veren ilim anlamına gelen eser, insanlara mutluluğun yolunu gösterme amacını güder. 11. yüzyılda yaşadığı sanılan, gerçekte bir devlet adamı olan Dede Korkut'un destanları da edebiyatımızın önemli tarihi kaynakları arasında yer alır. 16. yüzyılda yazıya geçirilebilen bu eserler, Türklerin o dönemdeki yaşantıları ve sosyal ilişkileri hakkında
önemli ipuçları verir. Dede Korkut hikayeleri bugün bile ilham kaynağı olmuş ve Cumhuriyet dönemi öykücülüğünü üslup olarak etkilemiştir. Aynı dönemde sözlü edebiyat geleneği de yaygındır kuşkusuz. Günümüzde de ağırlığını ve etkisini devam ettiren halk edebiyatı ilk büyük ustasını 14. yüzyılda çıkarır. Yunus Emre, İslam inancının ve Müslüman olmuş Türk coğrafyasının bütün duygusunu ve düşüncesini şiirine olağanüstü bir zerafetle yerleştirir. Bizim edebiyat tarihimizde asıl zenginleşme ve derinleşme, özellikle Mağripli büyük bilge İbn Arabi'nin beslediği irfani geleneğin Anadolu coğrafyasında gelişip serpilen edebiyata yaptığı, o gövdeye yaptığı aşıyla birlikte güçlenir. Bunun da en büyük üç ismi var. Hazreti Mevlana Yunus Emre ve Niyazi Mısri. Tabii Yunus Emre burada çok önemli. Çünkü Yunus Emre bana sorarsanız Türk edebiyatının kurucusu, 13. yüzyılda Türkçe yazmış ve en karmaşık görüşleri, düşünceleri, tasavvuf açısından tabii karmaşık görüşleri çok sade bir dille anlatabilmiş. Mevlana Farsça yazarken aynı yüzyılda, 13. yüzyıl Anadolu'sunda böyle çok önemli bir şair de ortaya çıkmış. Türk edebiyatını şiir üzerinden Yunus Emre'den başladığını kabul edebiliriz. Türkçe daha geniş bir coğrafyayı kapsıyor ama bugün Türkçenin yaşadığı ve Türkçe'de edebiyat üretilen, edebiyat yapılan alanın köklerinde Anadolu var. Anadolu'da Türkçenin kuruluşunda da Yunus Emre adında bir şair var. Mevlana Celaleddin Rumi, Moğol istilası altındaki karışık Anadolu coğrafyasında bütünleştirici mesajlarıyla hoşgörünün yüzyıllarca en önemli temsilcisi olmuştur. Yunus da çağdaştır. Ancak ondan farklı olarak tüm eserlerini dönemin edebiyat dili Farsça ile divan şeklinde yazmıştır. Anadolu Selçuklu sultanlarının hocası, 18 dile çevrilen Mesnevisi'nin yanı sıra bugün de hayranlıkla okunan birçok eser bırakmıştır. Divan edebiyatı 13. yüzyılda Moğol istilasından kaçan göç dalgasıyla Anadolu'da bir araya gelen bütün o varlık ve medeniyet birikimiyle oluşmuştur. Türkçenin konuşulduğu topraklarda filizlenen bu edebiyat, başlangıçta Arap ve Fars edebiyatının etkisi altındaydı. Divan şiiri 16. yüzyıla gelindiğinde artık kendi kimliğini oluşturmuş, şiirin ön planda olduğu bir edebiyat türü olarak zirveye ulaşmıştır. Bu dönemde düz yazı edebiyattan sayılmazdı. Divan edebiyatçısı sözü şiir biçiminde süsleyerek söylerdi. Bu edebiyat kendisine has kuralları nedeniyle belirli bir zümrenin üretiminde olsa da saray edebiyatı değildi. Türk varlığının yeryüzündeki bütün süreleri içerisinde belki de en damıtılmış, en süzülmüş ve üst dereceden sözler söylemiş olan bir edebiyattan bahsediyoruz, divan edebiyatı dediğimiz zaman. Ve bu bizi 13. yüzyıldan 19. yüzyılın ortasına kadar medeniyetimize ait bütün birikimleri içinde barındıran bir edebiyat olarak karşımıza çıkıyor. Bu edebiyatın içerisinde gerek sanat anlayışı itibariyle, gerek üst söyleyiş itibariyle sanatsal bir bakış açısı mevcut ve soyutu anlatıp somut örnekler vererek ilerlemiş, kurallarını buna göre oluşturmuş, aruz vezniyle yazılmış bir edebiyat. Biliyorsunuz ki dili şairler yapar. Şairler kelimeleri farklı anlamlarda kullanır. Onlar mecaz olarak, metafor olarak, kinaye olarak dilin içerisinde ondan sonra yerleşir. İşte 15. yüzyıldan sonraki şairler kendi ayakları üzerinde İran etkisinin de dışında artık milli bir unsur olarak Osmanlı Devleti'nin edebiyatını oluşturmaya başladıklarında dünya bir taraftan ekonomik, sosyal ve siyasi yönden, diğer taraftan edebiyat, sanat ve kültür yönünden Osmanlı'yı merkez haline getirmeye başlamıştı. Divan edebiyatı gelişerek kendini tamamlamış ve 18. yüzyılın ortalarında
en büyük divan şairlerinden Şeyh Galip ve Nedim'le kapılarını ihtişamla kapatmıştır. Tanzimat dönemine gelene kadar divan şiiri kendi sözünü tüketmeye başlamıştı. 19. yüzyılda Tanzimat edebiyatçıları divan şiirine karşı tavırlarını ona set çekerek ve sert eleştirilerle ortaya koymuşlardı. Yeni dönemde Namık Kemal, Ziya Paşa, Şinasi gibi Batı eğitimi almış ve oradaki edebiyatları yakından tanımış edebiyatçılar, Osmanlı'nın ihtiyacı olan edebiyatın ne olduğuna karar vermişlerdir. Yakın tarihimizde Tanzimat diye bir hadise var. 1839'da bir Abdülmecid'in fermanı ile ilan edilen ve aşağı yukarı batılılaşmayı benimseyen bir takım reform hareketlerinin arkasından takip ettiği bir siyasi hadise. Tabii siyasi bir hadisenin arkasından idari reformlar başlıyor. 1839'da bu tarihten 20 yıl kadar sonra Şinasi'nin başlattığı bir yeni bir edebiyat dönemine de Tanzimat Edebiyatı adı veriyoruz. Tanzimat döneminin bizim edebiyatımız açısından özelliği bir kere yeni türlerin kullanılmaya başlaması. Bu yeni türler içinde deneme var, tiyatro var, roman var başlı başına. Bir diğer özelliği edebiyatı bir toplumsal amaç uğruna kullanıp, yani eğitim amacı, bilinçlendirme amacı giderek siyasi, toplumu siyasi dönüştürme amacıyla edebiyatı kullanmaya karar veren bazı yazarların bir araya gelmesi ve yapıtlarını bu fikirle yazmaları. Osmanlı döneminin 3 felsefi siyasi akım olarak düşünebileceğimiz Türkçülük, Batıcılık ve İslamcılığın Türk edebiyatına ne kadar iz düşümünü bulabiliriz sorusunu sorduğumuzda, 3 düşüncenin radikal yazarlarını parantez içine aldığımızda şununla karşılaşırız. Bu 3 akım zannedildiği gibi birbirinden çok ayrı akımlar değildir. Bugünün İslamcılık politikalarına baktığımız zaman esasında Osmanlı döneminin Türkçülerinden çok da farklı şeyleri savunmadıkları, çok da farklı vizyonların olmadığı ortaya çıkar. İslamcılık açısından baktığımız zaman İslamcılık sesini daha ziyade şiir üzerinden ve makaleler üzerinden, düşünce üzerinden ulaştırmayı tercih etmiştir. Ama diğer Batıcılık ve Türkçülük çok da birbirinden ayrılmadan, aslında birbirinin tersi düzü olarak yeni hayatın yeni kadınlarını romanlar üzerinden örgütleyen, romanlar üzerinden çizen bir anlayış sergilemişlerdir. Tanzimat romanı bizim medeniyet değişikliği bağlamında yaşadıklarımızın krizleriyle birlikte, öyle söyleyeyim, yaşadıklarımızın bir, hadi öyle söyleyeyim, aynası gibidir. Edebiyat eserlerinde yeni bir dil inşa edilir. Sadece şiirde değil, tüm edebiyat türlerinde bir sadeleşme gözlenir. Yalın bir dil ve anlatım bu döneme hakimdir. Tanzimat romanı, dilinin yanı sıra konuları ile de değişimin getirdiği kişisel ve toplumsal çatışmaları anlatır. İlk Türk romanlarına baktığımız zaman Fransız edebiyatının belli bir damarından etkilendiğini görüyoruz. Yani o sırada Fransız edebiyatında en etkili olan Balzac'tan diyelim, Zola'dan etkilendiklerini görmüyoruz. Daha romantiklerden etkilendiğini görüyoruz. Lamartine, Victor Hugo gibi. Herhalde bu romantik zihniyet daha uygun düşüyor bizim yazarlarımıza. Batı'nın zorlamasıyla bir batılılaşma sürdürülüyor ama sarayın da işbirliğiyle. Fakat böyle olunca da tabii o zamana kadar padişahla temsil edilmiş bir kültür, egemen bir kültür kendisini yeni bir kültürle karşı karşıya buluyor. Bu karşılaşmada o zamana kadar hiçbir sıkıntı duymamış, kaygı duymamış olan Osmanlı kültürü ilk kez acaba diye bir soruyla karşılaşıyor. Kim daha iyi sorusu bu. Bütün Tanzimat yazarları Osmanlı kültürünün Batı kültürüne üstünlüğünü bir anlamda kanıtlamak amacıyla eserlerini kaleme almışlardır. Yazarken de aynı zamanda büyük bir kaygı içindedirler. Zade Ekrem'in özelliği şu.
O da birçok tanzimat yazarının yaptığı gibi batılılaşma ve batılılaşmanın getirdiği endişeyle meşgul bir yazar. En azından Araba Sevdası'nda. Fakat Araba Sevdası'nı yazarken Recaizade Ekrem ilk kez batılılaşmanın bir dilsizleşmeye de götürdüğüne işaret etmiş yazarımız. Dilsizleşme, o dilsizleşme içinde büyük bir kültürsüzleşme ve kültürsüzleşmenin anlamsızlığında kaybolma, bir zavallılaşma. Bu bir miktar herhalde batılılaşma özlem ve özentilerinin de ileride bir büyük illüzyon olarak bu kültürün üzerine çökeceğini gösteriyor. Tanzimattan beri Türk Edebiyatı'nın en çok işlediği konuların başında kimlik meselesi geliyor. Kimlik çünkü çok önemli bir sorun Türkiye'de. Tanzimattan beri nereye ait olduğumuzla ilgili böyle bir sorunumuz var. Halit Ziya Uşaklıgil, bu edebi krizi dille bağlaması açısından Recaizade Ekrem'e bağlanır. Çünkü müthiş bir çevir krizi vardır mesela orada, romanın baş kahramanı. Bir türlü çevirir Fransızca şiirleri ya da Türkçe şiirleri Fransızca çevirir ve yakalayamaz onların ruhunu. Dolayısıyla iki kültür arasında atılacak köprülerin o kadar da basit olmadığını iletir bize. O dönemin en önemli şairlerinden birisi Mehmet Akif Ersoy'dur. Divan edebiyatının tekniği olan aruzdan vazgeçmeyen Akif, içerik olarak Batı edebiyatının konularını işler. Edebiyat, felsefe ve bilimi şiirlerinde ilk harmanlayan ve sorgulayan şairdir. Mehmet Akif meşrutiyet şairidir. Abdülhamit devrinden hemen sonra şiire hakim olmaya başlamıştır. İkinci meşrutiyet devrinde Osmanlı ülkesine ve cumhuriyet şairi sayılmayacak, yalnız dönem olarak tasnif yaparsak, şiirini İstiklal Marşı'yla bitirmiş bir şairdir. Yani Mehmet Akif'ten manzume değil şiir denecek bir 10 şiir çıkarabiliriz. Bu da yeter. Çünkü arka planda birçok çok başarılı, Türkçeyi çok başarılı kullandığı, aruza uydurduğu manzum hikayeler, manzumeler var. Mehmet Akif merhum Türkçeyi çok güzel bir şekilde konuşması yanında Arapçayı, Farsçayı ve Fransızcayı mükemmel bilen bir kimsedir. Bunun da şunu söylemek istiyorum. Mehmet Akif Doğu ve Batı dünyasını bütün incelikleriyle araştıran, benimseyen, gören ve bunun güzelliklerini ortaya koyan, buradaki noksanlıkları ortaya koyan bir mütefekkir şairimizdir. Nedir bizim entelektüel tarihimiz? Ne diyor bize? Diyor ki 19. yüzyılın başından itibaren siz hem daha önce de söylediğim gibi modernleşme süreci içine girdiniz ama aynı zamanda geleneksel olan yanlarınızı, yani sizi siz olarak inşa eden ne varsa onları da bir ölçüde korudunuz. Yani siz 19. yüzyılın başından itibaren hem modern bir toplumsunuz hem de geleneksel bir toplumsunuz. Yani hem doğulusunuz hem batılısınız. Şimdi Yahya Kemal'de de, Haşim'de de bu entelektüel geleneğin şiir tarihindeki karşılığını buluyoruz. Yani Yahya Kemal de, Haşim'de de hem doğunun hem batının hem geleneksel olanın hem de modern olanın müktesebatı vardı. İkinci Meşrutiyet yıllarından sonra, 1908'den sonra Ahmet Haşim'i ve bir süre sonra da Yahya Kemal'i görüyoruz. Benim kanaatimce, tabii şiir bir zevk işidir aslında. Yani belki
herkes aynı fikre katılmayabilir ama benim kanaatimce yeni dönemin ilk büyük şairleri Ahmet Haşim ve Yahya Kemal'dir. Haşim ve Yahya Kemal gelmemiş olsalardı, onlar geride bırakmış oldukları eserleri tamamlamamış olsalardı, aslında biz, yani bugün şiir yazan insanlar, şiirin üzerinden dile, kültüre, zamana doğru kaçınılmaz olarak bakması gereken insanlar, büyük bir bocalama, belki büyük bir belirsizlik içerisinde kalacaktır. 20. yüzyıla girildiğinde Osmanlı İmparatorluğu çökmüş, üç kıtadaki topraklarını kaybetmiş, Osmanlı, Almanlarla girdiği 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmıştır. Birçok şehir yabancı işgali altındadır. Bu dönemde yeni bir devletin kuruluş mücadelesi edebiyata da yansımış, direniş, mücadele, kahramanlık, birlik çağrısı roman konularına eklenmiştir. Türk romanının Anadolu'daki hayatı konu edinmesi de bu dönemde başlar. Milli mücadele yıllarının başlamasıyla edebiyatımız Anadolu'ya gerçek olarak döner, fiili olarak döner. Çünkü artık yeni vatan Anadolu'dur. Ve Büyük Millet Meclisi'nin kurulması dolayısıyla pek çok gazeteci, romancı, şair, yazar kendilerini Anadolu'da bulurlar. Oraya giderler. Faruk Nafiz'in işte Han Duvarları vesaire falan gibi şeyleri, şiirleri hep bu dönemin mahsulü. Bir süre sonra da hepimizin bildiği gibi bir geniş ve zengin bir köy edebiyatı başlar. Birinci Dünya Savaşı'nın, onun arkasından milli mücadelenin başlaması, yani 1911 ile 1922 arasında geçen 10 küsur yıl içinde Türkiye topraklarının büyük bir kısmını kaybediyor. Devamlı savaş içinde geçiriyor. İç karmaşıklıklar var. Rejimler değişiyor mütemadiyen. Böyle bir karmaşanın içinde artık sanat, edebiyat vesaire gibi meseleler bir milli bir yön, milli bir istikamet kazanmaya başlıyor. Hemen yüzyılın başlarındaysa güçlü kalemlerin katıldığı bir edebiyat akımı olan milli edebiyat ürün vermeye başlar. Yoğun bir ülke ve dil sevgisiyle dolu olan bu edebiyatçılar arasında ilk sırada büyük öykü ustası Ömer Seyfettin'i anmak doğru olur. Türk öykücülüğü aslında dünya öykücülüğüyle dünya öykücülüğünde yeri olan iki ana damar Türk öykücülüğünde de neredeyse aynıyla yaşanmış. Bu iki ana damardan birisi Edgar Allan Poe ve Maupassant, Fransa'da Maupassant'ın damarı diyebileceğimiz bir damar onlardan geliyor. Bir diğer damarda Rus öykücüsü Çehov'dan geliyor. Bu iki damar Türk öyküsüne ilkin Çehov'la başlamış. Ben en azından bildiğim kadarıyla öyle değerlendiriyorum. Doruk noktasına Ömer Seyfettin de ulaşmış. Aynı dönemin önemli romancıları ise Refik Halit Karay ve eserlerinde mizahi unsurlara sık sık yer veren Hüseyin Rahmi Gürpınar'dır. Refik Halit Karay siyasi konuları daha çok işlerken Hüseyin Rahmi Gürpınar romanlarına sokağın seslerini, azınlıkları, İstanbul kültürünün ayrıntılarını ekleyerek gündelik yaşamı edebiyata taşımıştır. Rahmi Gürpınar'ın, Refik Halit Karay'ın ya da işte Halit Ziya Uşaklıgil'in, özellikle Tanpınar'ın Batı'nın modern sanatlarıyla, şiiriyle, öyküsüyle, romanıyla, her türlü anlatısıyla son derece içli dışlı olduğunu, neredeyse bir Batılı entelektüel kadar bu anlatıya vakıf olduklarını kendi yazdıklarından, ders notlarından, bize bıraktıkları mirastan zaten anlıyoruz. Bu tek yönlü bir ilişkiydi. Biz onları öğrendik. Her zaman Türk aydını Batı edebiyatını öğrendi. Bunu Batı edebiyatına hayran olduğu için ya da merak ettiği için yapmadı. Yani evrensel kültürün bir parçası olmak gerektiği için kurucu unsurları tanıması gerektiğini biliyordu. Romanda ise iki isim dikkat çeker.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve ilk kadın yazarlarımızdan Halide Edip adı var. Halide Edip. Edebiyatımızın büyük ve önemli romancılarından bir tanesi. Hani bana kalırsa mesela Sinekli Bakkal, Batı dillerine tercüme edilmesi gereken, Batılıların tanıması gereken önemli romanlardan bir tanesi. Diğer romanları da var ama Sinekli Bakkal özel bir mana taşıyor bizim edebiyatımızda. Cumhuriyet dönemini ele alırsak, bana sorarsanız 2-3 kilometre taşından söz edilebilir. Bunlardan bir tanesi Yakup Kadri. Çünkü Yakup Kadri köy gerçekçiliğinin öncüsü. Yaban romanı 1930'lu yıllarda yayımlandığında Anadolu gerçeği edebiyatımıza neredeyse ilk kez girmiş oluyor. Yakup Kadri Karaosmanoğlu Cumhuriyet devriminin değişik yönlerini, aşamalarını ve geçirdiği evrimi, karşıt düşünceleri de içeren görüşlerini yazmış biri. Panoramayı düşünün, yabanı düşünün, erenlerin bağındığını düşünün ve arkasından Ankara'yı düşünün. İlk bakışta tabii milliyetçi temaların egemenliği var Cumhuriyet sonrası yazında. O milliyetçi temaları da en çok Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nda görürüz. Onun bütün romanlarında neredeyse ütopyacı bir cumhuriyet anlayışı vardır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Kemalist projenin o günü ve geleceğiyle savunusunu yapan, ideolojisini yapan bir yazar olarak öne çıkar. Buna karşılık Reşat Nuri Güntekin'in hem yeni döneme, hem cumhuriyete, hem bu büyük dönüşüme yaklaşımı çok daha hümanist, çok daha çoğulcu ve eşitlikçidir. Her rejimin yaygınlaşması için, kamuoyuna ulaşması için, kalıcı nitelik kazanması için bence yazarlara ihtiyacı var, kültür adamlarına ihtiyacı var. Gerçekten de Yakup Kadri Karaosmanoğlu düşünün, Halide Edip Adıvar'ı düşünün, Fali Rıfkı Atay'ı düşünün. Yani ilk aklımıza gelen, hafızamıza düşen, belleğimize düşen adlar, bunlar Cumhuriyet'i yazdılar ve Cumhuriyet'i tartıştılar. Cumhuriyet'in niteliklerini de kamuoyuna duyurdular. Kimisi eleştirel biçimde, kimisi de doğrudan doğruya tespit biçiminde. Cumhuriyet döneminin edebiyata getirdiği en büyük yenilik kuşkusuz alfabenin değiştirilmesi oldu. Bizim 20. yüzyılın başında Latin alfabesine geçişimizle birlikte aslında bir anlamda daha önceki kültürle bir anlamda bağlarımız kesildi. Bir yandan da yeni bir anlatı tarzı, yeni bir edebiyat ve anlatma biçimi doğdu. Tanzimat romanı bizim içine girdiğimiz batılı ya da modern medeniyet dairesinin ürettiği krizleri dile getirdiyse, işte kadının özgürlüğü gibi ya da üst sınıf erkeklerin konumu gibi, Cumhuriyet romanı da aslında bu tür problemleri öne çıkarıyor. Bu dönemde Türk toplumunda yaşanan değişimi romanların dışında hikaye türünde çarpıcı bir yetkinlikle anlatan yazarlardan biri Memduh Şevket Esendal'dı. Esendal kısa öykünün bir anlamda bence Türkiye'de kurucusu olmuş bir yazar. An öyküleri anlatan ve büyük bir çeşitlilik içerisinde öykü anlatan bir yazardı. Hep böyle sanki dudağının ucunda bir ironi duran, her an hüzünlenmeye ve gülümsemeye hazır bir anlatıyla aslında bu ülkenin çeşitli katmanlardan, çeşitli nitelikte insanlarını çok canlı bir şekilde bize anlattı. Öykü türünün bir başka önemli ve öncü ismi ise Duru Türkçesiyle öne çıkan Sait Faik Abasıyanık'tır. Onun insanın yüreğine dokunan, en basit dille söylenmiş insan hikayeleri bugün de öykücülerimizin rehberidir. Bizim edebiyatımızda en büyük öykücümüz kimdir diye sorulduğunda Sait Faik yanıtı en çok ve öncelikle verilen yanıt olmuştur. Aslında hiç kimseye benzemez bir öykücüdür Sait Faik. Belki onun önemi de daha çok buradan gelir. Ve Sait Faik hem daha kendisinden daha önce yazılan öyküden bambaşka bir öykü anlayışı ortaya koymuş, hem de belki en önemli yanı kendisinden sonra gelen kuşakları
en çok etkileyen öykü yazarımız olmuştur. Romancı Peyami Safa ise Sait Faik'in ele aldığı küçük insanların iç dünyalarını daha önce Türk edebiyatında benzeri görülmemiş bir derinlikle işler. İstanbul'un her tabaka insanını ilgilendiren problemleri romanın içine sokan bir insan. Yani temelinde dejenere olmaya yatkın, batılılaşma peşinde olan insanla kendi değerlerimizi muhafaza eden muhafazakar kesimi karşı karşıya getiren bu tiplerin çatışmasından yeni bir sentez meydana getirmeye çalışan bir şey. Aşağı yukarı romanların hepsi bu tipte. Yahya Kemal nasıl bir Türk şiiri vücuda getirdiyse Peyami Safa da teknik bakımından mükemmel bir Türk romanının başlangıcını teşkil eder. Peyami Safa gibi Ahmet Hamdi Tanpınar da eserlerinde Doğu-Batı karşıtlığı üzerinde durur. Şiir ve hikayeleri de bulunan yazar, ele aldığı temalar ve edebiyata yaklaşımı bakımından Yahya Kemal Beyatlı'nın izini sürer. Tanpınar 20. yüzyıl Türk romanının en önemli adlarından biridir. Belki klasik romanın en yetkin romancılarından biridir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın meselesi vardır. Nedir mesele? Doğu-Batı meselesi. Doğu-Batı meselesinin bir aradalığı Tanpınar'a göre bir trajik durum yaratmıştır. Burada aykırı bir ses, ayrıksı bir ses, geçişi irdeleyen bir ses Tanpınar'ın sesidir tabii. Ve Tanpınar'ın romanları Cumhuriyet romanında bir doruk noktasıdır. Yüzyılın ilk yarısında öykü ve romanda olduğu gibi Türk şiirinde de yeni açılımlar yaşandı. Marksist sanat anlayışıyla ürünler veren Nazım Hikmet Ran, sadece döneminin değil, tüm Türk edebiyat tarihinin unutulmaz isimlerinden biri oldu. Örneğin Bursa Hapishanesi'nde Nazım Hikmet 1940'lı yıllarda rubai yazmaya başlıyor. Rubai biçimini kullanıyor ve Mevlana ile bir hesaplaşmaya giriyor. O kendi görüşü, kendi felsefesi, materyalist felsefe açısından Mevlana'daki idealizmi ya da Platoncu etkileri eleştirmeye çalışıyor. Ama şiir biçimini yani rubayı kullanarak bunu yapıyor. Hayyam'la, Hazreti Mevlana ile ilişki kuran bir modern şair olarak karşımıza çıkıyor ama aynı zamanda yaşadığı coğrafyada ve dünyada gelişen İşte bu anti-emperyalist dalgayı, beliren o dalgayı da şiirine yansıtma konusunda özel bir şey tutum gösteriyor, sergiliyor. Bu anlamda Nazım Hikmet kendisinden sonra gelen kuşakları ciddi etkilemiştir. Zaten Nazım Hikmet'e hep şöyle söylemek gerekiyor. Nazım Hikmet'in düşüncesinin etki alanının genişliği, etki alanının hep sürmesi iyi şair olmasından kaynaklanıyor. Zaten yurt dışında tanınmış olmasının önemli nedenlerinden biri de bu. Hem büyük şair hem kendi yerel kültüründen yola çıkarak evrensel bir imge ortaya koyabiliyor. Evrensel bir söylem, şiir alanında evrensel bir söylem geliştirebiliyor. Nazım Hikmet'in ideolojik açıdan tam karşı kutbunda ise Necip Fazıl Kısakürek yer alıyordu. Necip Fazıl, Nazım Hikmet'in aksine şiirinde mistik ve sezgisel unsurları ön plana çıkardı. Nazım Hikmet de Necip Fazıl da aslında Yahya Kemal ve Ahmet Haşim'in başlattığı, ben buna bir aile ağacı diyorum, buna bir soy kütüğü diyorum. Bu soy kütüğünün mensuplarıdır. Yani onlarda da hem doğu hem batı hem geleneksel hem de modern olan vardır. Necip Fazıl'a bakın, Necip Fazıl'da bir taraftan tasavvuf vardır. Ama bir taraftan da Fransız şiiri vardı. Necip Fazıl'dan ve Nazım Hikmet'ten bahsetmeden edemem. Çünkü bu her iki isimde
çok güçlü şairler olmalarının yanı sıra dille kurdukları ilişki açısından benim için çok önemli isimler. Yani bütün bunlardan çok besleniyorum. Bir de bu öyle bir şey ki beslenmek, yani tamam ben bu insanları okudum deyip bir kenara kaldırmıyorsunuz, kaldıramıyorsunuz. Ucu açık bir şey. 2 sene sonra okuduğunuzda bir başka gözle yeniden değerlendiriyorsunuz. Bütün abartmalarından soyutlarsak, soyarsak abartmaları, Necip Fazıl, Türk diline yumuşak bir söyleyiş getiren, ona inanç da katınca iyice yumuşayan dili, zaten yumuşak bir dili var, duygulu bir dili var. O duygulu dili daha da ileriye götüren iyi bir Türk şairi oluyor. Onu da Cumhuriyet dönemi şairi sayarken ilk onun dışına koyamayız. Orhan Veli Kanık'sa tüm ideolojilerden ve tüm kalıplardan, kurallardan bağımsız bir şiir sunmuştur bizlere. Garip hareketinde de dille beraber edebiyat anlayışının modernleşmesi demek doğru olur. Garip hareketi bu tür bir yenileşmeyi Batı'nın poetikası ya da Batı'nın o dönemdeki şiirsel anlayışıyla birlikte Türk şiirine getiriyorlar. Böylece şiir hayatın içine giriyor. Birinci, yeniyi getiren veya savunan kimselerin iddialarına göre şiirde vezin ve kafiye mecburiyeti olmamalıdır. Şiir doğrudan doğruya düşüncelerimizi ortaya koyan, hatta alelade bir şekilde ortaya koyan bir sanat dalı olmalıdır. Birinci yeniler şiirde vezni ve kafiyeyi kaldırdılar. Bu defa onlardan sonra gelen ikinci yeniler de şiirde vezni ve kafiyeyi kaldırmakla birlikte manayı da tamamen bir tarafa ittiler. Ve onların öncülerinden birisinden bizzat dinlediğime göre şiir manasızlığın manasını işleyen bir sanat dalı olmalıdır dediler. Bu şiir anlayışı karşıtını yaratmakta gecikmez. Buna karşı bir tepki, ilk tepki Atilla İlhan'ın şiiriyle doğuyor. İkinci büyük tepki, ikinci yeni diye adlandırılan ve Türk edebiyatında bence gene o şairlerin, ikinci yeni şairlerinin arasında yer alan Cemal Süreyya'nın "Şiir geldi kelimeye dayandı" cümlesiyle açıklanabilecek, şiirin gerçekten gelip kelimeye dayandığı, yani imaja dayandığı, şairaneliğe dayandığı bir dönemin adı. O dönemde kelimelerle öylesine oynamaya başlıyor ki şairler, artık anlam da elimizin altından kaymaya başlıyor. Ece Ayhan çok kendine özgü bir şair. Kullanımda olmayan, çoğu kez de argo sözcükleri şiirinde kullanan ve oradan yola çıkarak bir kıyı şairi kişiliğine ulaşan biri. Bu kıyı şairinden kastım, yani marjinal benimsenmiş, alışılmış anlayışın bir takım toplumsal adetlerimizin dışında da bazı şiirsel dünyaların olabileceğini görmüş ve bu kıyı adamlarına, kıyıda yaşayan, toplumun kenarında yaşayan insanların dünyasına da ulaşmaya çalışmış bir şair. Bir de kendine özgü bir sözcük dağarcığı yaratabilmiş. Daha sonra özellikle Devlet ve Tabiat adlı kitabında muhalif konumda bir şair olarak görüyoruz Ece Ayhan'ı. Öteki yandan Edip Cansever
Türk şiirine yeni ve modern bir romans, romanesk şey getirmiştir, hava getirmiştir. Ve bir tür yeni Türk şiirinin insanlar ve insan yüzleri, insan yaşantılar içerisinden romanını yazmış bir şairdir Edip Cansever. Cemal Süreya Türk şiirine humor kazandırmış bir şairdir. Aslında modern Türk şiirini kendi sertliği içerisinde lirik bir insancılığa kavuşturmuş bir şairdir. Böylece 1950'lerde Türk edebiyatı şiir dışındaki türlerde de önemli bir seviyeyi yakalamış, kendisinden çok sonraki kuşakları bile etkileyen güçte kalemler çıkarmıştı. Bu dönemin önemli isimlerinden biri Sebahattin Ali oldu. En önemli atılım aslında 1950'lerde ortaya çıkmıştır bence ve 1950 kuşağının asıl olarak bizde henüz ortaya çıkmayan düşünceleri batıdan alarak yarattığı yeni edebiyat ve öykü anlayışı diyebilirim ki öykücülüğümüzün çehresini tamamen değiştirmiş. Ona yeni bir biçim getirmiş ama aynı zamanda o güne kadar bilmediği yeni düşünceleri, anlayışları ve felsefeyi getirmiştir. 1950 kuşağı öyküyü aslında kendinden önceki kuşaklardan apayrı bir yerde almış ve ondan sonraki kuşaklar üzerinde de derin izler bırakmıştır. O arada tabii Sabahattin Ali var. Sabahattin Ali de edebiyatımızda geçmiş kuşaklarla yeni kuşaklar arasındaki en önemli köprülerden biri. Cumhuriyet kuşağından sonra 50 kuşağına gelindiğinde 50 kuşağında Sabahattin Ali çok öne çıkan bir yazardır ve toplumcu gerçekçi edebiyatın, toplumcu gerçekçi öykü anlatısının bence en büyük, en görkemli ismidir. Sabahattin Ali'siz bir Türk edebiyatının düşünülebileceğini doğrusu tahayyül bile edemiyorum. Orhan Kemal, toplumumuzda o dönem yaşanan köyden kente göçleri ve yeni başlayan kentleşme ve sanayileşmeyi en iyi işleyen yazarlardan biridir. Üstelik işte fabrika işçileri, çocuk işçilerin sorunlarına o güne kadar rastlanmadık bir açıklık ve doğrudanlıkla ele almıştır Orhan Kemal. Çok da içeriden yazmıştır onları çünkü yazdıklarını çok iyi tanıyan bir yazardı Orhan Kemal. O da denebilir ki kendinden sonraki kuşaklar arasında epeyce önemli bir etki yaratmıştır. Aziz Nesin ise yine aynı dönemde mizah öykülerini yayımlamaya başladı. Ve yaklaşık 50 yıl sadece edebiyatın değil, Türk kültür yaşamının temel direklerinden biri oldu. Ben olsam diyelim, örneğin Aziz Nesin'e Nobel verirdim. Çünkü Aziz Nesin gerçekten 50'li yıllar gibi çok erken yıllarda müthiş topluma teşhisler koyabilmiş ve koymuş, cesaretle koymuş bir adamdır. Ama mizahi unsurlarla yaptı. Şöyle böyle yazmış. Aziz Nesin bence çok önemlidir Türk tarihinde. Bir yani teşhis koy, ortaya koy, eleştir ve büyük bir şeyle eleştir. Cesaretle eleştir. Çok önemsiyorum o yüzden. Şimdi Aziz Nesin'in anlattığı dünya bitti. Şöyle ki bitti. Hem teknolojik olarak bitti. Yani orada mesela cep telefonu yok, internet yok vesaire. Bir de şöyle bitti, vicdan sahibi insanlara yönelik hikayeler anlatıyordu. Yani biz adam olmayız, sorumluluk taşıyan, vicdan taşıyan insanlara yönelik hikayeler, ders alıcı, mesaj alıcı hikayeler. Dolayısıyla o ahlak da kalmayınca birden eskidi Aziz Nesin'in hikayeleri. Yani köşe dönücülüğü, üçkağıtçılığı, sahtekarlığı eleştiren hikayeler yazıyordu. Şu anda hayatımızın tamamı o olduğu için onu görmemezlikten geliyorlar.
Kemal Tahir ve Tarık Buğra ise özellikle resmi tarihi eleştiren romanlarıyla dikkat çekerler. Gerek Kurtuluş Savaşı'mızın, gerek Cumhuriyet'in tarihinin, tarihsel olaylarının problematize edildiği romanları Kemal Tahir ve Tarık Buğra yazmışlardır. Bunları da Türkiye'de tarihsel romanın, gerçek anlamda tarihsel romanın öncüleri kabul etmemiz gerekir. Devlet Ana gibi mesela, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu, Osmancık gibi Tarık Buğra'nın ya da Kemal Tahir'in Yorgun Savaşçısı gibi Tarık Buğra'nın romanı gibi, Kurtuluş Savaşı'nı anlatan romanı gibi. 1948'de ilk şiir kitabını yayımlayan Atilla İlhan, düşünce yazıları ve hatta televizyon filmi senaryolarıyla da 2005'teki ölümüne kadar Türk kültür dünyasının temel taşlarından biri oldu. Şiirsel bir dille kaleme aldığı romanlarında bir yandan Cumhuriyet'in kuruluşu da dahil olmak üzere tarihimizi yorumladı. Bir yandan da Türk edebiyatında örneği görülmemiş karakter ve ilişkileri ele alarak topluma ayna tuttu. Marksist çizgide gidenlerden bizim koşullarımıza bunu uyarlayarak, yani Marksist düşünürlerin bizim koşulumuzla, toplumsal yapımızla uyum içinde olduğu doğrultusunda yazanlar var. İşte şiiriyle, düşünce yazılarıyla bir Atilla İlhan, yani Batı'yı sorgulayan ama gerçekten de iyi bir şair, romancı. Mesela aldığı örnek Galiyev'ti. Çünkü o genel geçer kuralları değil ama her ülkenin kendi koşullarını sundu. Nobel ödülü içinde adı sıkça geçen Yaşar Kemal ise Anadolu'yu bir başka göz ve dille anlatmasıyla öne çıkar. Folklorik öğelerden de ustaca yararlanan yazar, Türk dilini en iyi kullanan kalemler arasındadır. Anadolu gerçekçiliğini, işçi haklarını, insan olmanın onurunu epik ve lirik bir üslupla romanlarına taşır. Eserleri 40'ın üzerinde dile çevrilen kapsamlı kitapları ve etkileyici anlatımlarıyla Yaşar Kemal Türk edebiyat geleneğinin vazgeçilmez bir halkasıdır. Yaşar Kemal Anadolu insanının mitsel dünyasını da çok başarılı bir biçimde yansıttı. Lirik ve epik bir üslup kurdu, kendine özgü bir üslup kurdu ve içinden çıktığı coğrafyayı olağanüstü bir anlatım gücüyle yansıttı. Yani Çukurova'yı, Güney Anadolu'yu. Yaşar Kemal kendini herhalde sorsak sol Kemalist diye tanımlar. Ama sol Kemalist ideolojinin içinden sanatsal söz edebilmiş belki de tek yazardır. Yusuf Atılgan çok az eser vermesine rağmen edebiyat tarihimizin özgün isimlerindendir. Gerek Oğuz Atay'ı gerek Orhan Pamuk'u çok etkilemiş bir yazar olduğunu düşünüyorum. Özellikle de Anayurt Oteli adlı kitabıyla. 1960'larda İslam medeniyet birikimini şiire taşıyan farklı bir şair kuşağı başlar. Bu grupta saymamız gereken ilk isim, kimliğiyle adeta bir fenomen olan, şiirleri uzun yıllar fotokopiler halinde elden ele dolaşan Sezai Karakoç'tur. 1950'li yıllar Türkçenin kendi içinde ikinci yeni marifetiyle kendi içinde yaptığı bir atılım olarak ortaya çıkıyor. 60'lı yıllar kendisini Müslüman olarak izah eden, tanımlayan yazarların ilk başlangıç kuşağı, Sezai Karakoç'un şahsında ve bizim neslimizin geldiği kuşak. Biz Sezai Karakoç'tan bir nesil sonra edebiyat dünyasına adımımızı atmış olmakla beraber Sezai Karakoç'un nesriyle ve şiiriyle beslendik. Sezai Karakoç da Necip Fazıl'ın nesriyle ve şiiriyle besleniyor. 1950'ler dönemi bir defa bir dönem. Çok önemli bir dönem, biraz da sembolik bir dönem. Toplumumuzun şiire yansıması anlamında da sembolik bir dönem. Ben naçizane bir şey bulmuştum, bir özetleyici bir şey bulmuştum. Cemal Süreya bir nevi Cumhuriyet döneminin,
Anadolu insanı, Anadolu'da tamamen kökleri Anadolu'ya bağlı olan Cumhuriyet devri insanlarını temsil ediyor. Turgut Uyar, Cumhuriyet kültürüyle yetişmiş, eski kültürle fazla irtibatlı olmayan İstanbulluları bir nevi yansıtıyor. Efendim Edip Cansever gene İstanbullu, İzmirli, Bursalı, biraz daha Anadolu kültürüyle, Anadolu'nun yaşadığı genel kültürle fazla irtibatlı olmadan yaşayan, yani düşmanlık etmese bile onlarla olmayan kesimleri şey yapıyor. Sezai Karakoç'a gelince o da hem Anadolu hem İstanbul ikisini eski kültürle birlikte kucaklayan bir yol üzerinden gidiyor. Mesela Sezai Karakoç'un şiirinde bir zihin ve kültür irfan haritası olarak işte Maghrib'i buluruz, Afrika'yı buluruz, Orta Doğu'nun bütün alanlarını buluruz, büyük kentlerini, büyük şehirlerini buluruz, Hira mağarasını buluruz, işte ay imgesini buluruz, o geleneksel iki ayrı sembolizm alanı yüz ve meyhane sembolizmini buluruz, İbn-i Farid'i buluruz, Hazreti Mevlana'yı, Hayyam'ı, Cabir İbn-i Hayyan'ı buluruz. Birçok bilgelik gelenekleri Sezai Karakoç'la birlikte modern Türk şiirinde yeniden soluk alıp vermeye başlamıştır diyebiliriz. Ve Sezai Karakoç şiirinin bir başka özelliği dilde yaptığı yeniliktir. Bizim modern ve evrensel bir şiirimiz vardır. Bir bakıma Türk şiiri bu topraklarda yaşayan insanların bütün dünyaya armağan edebileceği bir büyüklüğe ve derinliğe sahiptir. Şundan dolayı bugün Sezai Karakoç'un bir şiirini, Nazım Hikmet'in bir şiirini, Necip Fazıl'ın bir şiirini, Fazıl Müslü Dağlarca'nın bir şiirini, Ahmet Haşim'in bir şiirini, Yahya Kemal'in bir şiirini, Meksiko City'nin ortasında, New York'ta, Kuala Lumpur'da, Lizbon'da, Berlin'de, Amsterdam'da, Barcelona'da muhatabınıza, yani sizin gibi olmayan birisine gönül rahatlığıyla ve büyük bir coşku içerisinde çok önemli bir insanlık değerini, çok önemli bir kültür değerini armağan edercesine sunabilirsin. Bu zenginlik sadece şiire özgü değildir. 1970'lere gelindiğinde Türk romanı da büyük bir atılım içindedir. Konu ve tarz açısından genişlemeyi sağlayan önemli yazarlardan biri Oğuz Atay olur. Siyasi çatışmalar, darbeler, ideolojik arayışlar ortasındaki kafası karışık olan biriyi yazar. Çok genç yaşta hayata veda eden Oğuz Atay'ın Tutunamayanları, Türk Edebiyat Tarihi'nin ilk modern romanıdır. Aslında 1960'lara kadar, hatta 70'lere kadar Türkiye'de klasik romanın dışında roman yazılmamıştır. Klasik roman dediğim bildiğiniz gibi yani işte zaman, mekan, zaman birliği, mekan birliği, şahıs birliği vesaire falan. Modern roman şahıs birliği ve mekan birliğini muhafaza etmekle birlikte bilinç akımıyla veya monolog enteriyörle ya da iç monologla zaman birliğini ortadan kaldıran bir anlayışı getirmiştir. İlk bana sorarsanız ilk modern roman 1970'te yazıldı Türkiye'de. Oğuz Atay'ın Tutunamayanları. Oğuz Atay'da başka bir doruk noktası. Çünkü bütün kalıpları yıkma amacıyla yazdığı bir kitap Tutunamayanlar. Ve bu kültürün bütünüyle nerede tutunamadığını irdeleyen bir kitap. Oğuz Atay kendi kuşağının yerleşememişliğini, sorununu ironik biçimde anlatıyor. Çünkü sorular soruyor, soruların da yanıtını vermeye çalışıyor Tutunamayanlar. Belki Tutunamayanların serüveni bizde çok eskiden başlıyor. Zaten çoğunlukla bir edebiyat eserinde de Tutunamayan'ın kahraman olduğuna çok az rastlanmıştır. Ve o Tutunamayanlar da yaptığı dildeki, gramerdeki oyunlar, bozmalar, bütün bu müdahaleler, dile yaptığı müdahaleler aslında düşüncenin ve dilin sınırlarını genişletme çabasıdır. Bu zihnin sınırlarını genişletme çabasıdır. 1970'ler Türk toplumundaki değişimin derinlik kazandığı yıllardır. Toplumsal değişimin sonucu olarak kadın yazarların sayısında bir artış görülür. Kadınlar öncelikle rejime olan eleştirilerini yazsalar da kadın sorunları kadın yazarların dilinden edebiyat dünyasında ağırlık kazanmaya başlar. Bu gelişme
Türk edebiyatı için konu ve üslup zenginliğinin artması anlamına gelir. 1960'lardan sonraki değişimin şöyle önemli bir yanı var. Öykücülerin sayısında büyük bir çoğalma oluyor. Öykü gene gözde bir tür. Özellikle de bu 1960'lar ve 1970'lerde kadın yazarların çok belirgin bir biçimde öyküye girişinden söz edilebilir. Hatta ondan sonraki yıllarda da öykünün daha çok kadın yazarların ilgilendiği, kendilerini yakın buldukları bir tür olduğu da söylenmiştir. Çünkü dediğim gibi 1960'lar ve 1970'lerde kadın yazarların adam akıllı bir egemenliği vardır aslında. Leyla Erbil'i, Sevim Bura onların ilklerinden sayabiliriz. Ama ondan sonra Tomris Süyer, 1970'in hemen başında Firuzan sözgelimi arka arkaya yayınlanan 3 ayrı kitabıyla bir Firuzan olayı yaratmış ve olağanüstü, o güne dek belki görülmemiş bir ilgi görmüştür. Türk edebiyat tarihinin önemli kadın yazarlarından Adalet Ağaoğlu, özellikle romanlarıyla etkili olduysa da şiir dışında neredeyse her türde ürün vermiş bir yazardır. Hep resmi tarih diyoruz. Hep bir topluma eleştirel bakış diyoruz. Bu bakışları eğer söz konusu edeceksek, ki etmemiz şarttır edebiyat tarihinde de, kendi sosyal tarihimizde, toplumsal tarihimizde de Adalet Ağaoğlu'ndan mutlaka söz etmek gerekiyor. Bir Düğün Gecesi bence Türk edebiyatının başyapıtlarından biri. Çünkü burjuvazinin, bürokrasinin, bütün katmanların bir araya gelip aynı anda kendilerini teşhir ettikleri müthiş bir maskeli balo gibi bir şey. Ne yazık ki bugünün şablonlarında şöyle bir şey var. Eğer Müslüman ülkeden gelen özellikle bir kadın yazarsanız, sizden beklenen bir takım roller var. Mesela Müslüman ülkede kadın olmanın zorluklarını anlatmanız isteniyor. Tesadüf değil, bugün Orta Doğu ile ilgili veya genelde İslamiyet'le ilgili birçok kitabın kapağında hep kadın resmi kullanılıyor. Bu kadınların çoğu mutsuz bakıyor. Ya ezik bakıyorlar ya işte ürkek bakıyorlar. Yani biraz bu şablonları da sorgulamak, sarsmak lazım. Bence şeyin yok, sanatın hudutları yok. Yani ben bir Türk kadın yazar olarak, evet belki bugün kadınlarla ilgili bir şey yazacağım. Ama yarın Norveçli bir profesörün, diyelim bir erkek profesörün hikayesini de yazabilirim. Yani bana o anlamda veya yazarlara hudut, kimlik politikaları üzerinden hudut çizilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Aa, erkek gibi yazıyorsun cümlesini çok duydum. Ve bu da nedense bir övgü oluyor. Ne demek, sen daha akıllıca mı yazıyorsun, daha derin mi yazıyorsun, o kadar da duygusal değilmişsin, biz seni de böyle zırlak bir şey sanıyorduk, bu anlamına geliyor. Bak şunu, yani nasıl diyeyim, ben şeyi iddia etmem. Bir sayfasını okuyayım da birinin kadın mı erkek mi anlarım, asla demem. Böyle bir ayrım bence yok. Ama edebiyat tarihinde bir erkek dilinden geldiği de değiştiremediğimiz bir gerçek. Yani bunun içine doğduk biz. Okuduğumuz yazarlar, 25 yaşında baktım ben kütüphaneme. Kafka'sından tut, Said Faik'ine, Dostoyevski'sinden tut, Tolstoy'una, Müzil'ine. Ben %90 erkekleri okumuşum. Bizim, benim dünyamı, edebi dünyamı biçimlendirenler de erkekler. 1970'lerden başlayarak günümüze değin neredeyse 40 yıldır kitapları ilgiyle okunan Selim İleri, İstanbul ve edebiyat aşığıdır. Unutulmaya yüz tutmuş, yer ve eserleri anımsatan, genç kuşaklara tanıtan bir yazardır. Modadaki efendim alemlerden tutun Cumhuriyet balonuna kadar, değil mi? Ama bunun içinde doğrudan doğruya bu toplumsal kanava içinde burada bir toplumsal mesaj söz konusudur. Ama toplumcu bir mesaj dememek lazım. Çünkü o zaman Selim İleri'yi başka yazarların yanına çakıştırırız, yapıştırırız. Bunu istemiyorum. 80'lere gelindiğinde 12 Eylül harekatı tüm toplumsal yaşamı olduğu gibi edebiyatı da çok etkiledi. Kitapların toplatıldığı, yazar ve sanatçıların tutuklandığı bir baskı dönemi yaşandı. Edebiyatta bir durgunluk yaşanırken, hapishanelerde yazmaya başlayan bir yazarlar kuşağı oluştu.
1980'e kadar olan dönem, yani 60'lar ve 70'ler, Türkçenin en iyi kullanıldığı dönemdir diyebilirim. 1980'den sonra ne yazık ki Türkçe yine bir büyük darbe aldı. 12 Eylül darbesi Türkçe'ye de vurulan bir darbe oldu. Bugün yeni yetişen edebiyatçılarla ilgili olarak da Türkçe konusunda 1970'lerin duyarlılığını göstermediklerini söyleyebilirim. 80 sonrasında bir askeri darbe ertesi sarhoşluğu ya da tedirginliği görülüyor edebiyatçı kesimde. Ve apolitik bir yazıma doğru bir temayül ister istemez. Hani muhasebe işte 12 Eylül ertesiyle işte ya da 70'lerdeki siyasal çatışmayla bir hesaplaşma içeren işte Latife Tekin, Mehmet Eroğlu gibi yazarların eserleri ön plana çıktı. Ama bunların ötesinde bir de az çok apolitik, çünkü Orhan Pamuk gibi yazarların edebiyatta verimli olmaya başladıklarını görüyoruz. Seslerini duymaya başladığını görüyoruz. Ama 80'ler genelde bir suskunluk dönemidir. Belki bir hazırlanma dönemidir. Çünkü 80'lerde insanlar kitaptan, düşünceden, yazıdan korkutuldular. Bu çünkü sanki 70'lerde olan o çatışmalar, işte kardeş kavgası, siyasi bölünme ve kamplaşmalar bunun sorumlusu kitaplarmış gibi gösterildi. 80 sonrası ülkemizin en önemli kırılma noktalarından biri, yani 80 darbesi. Bence Türkiye çocukluğunu bitirdi, naifliğini bitirdi ve bunadı. Yani erken bunadı. Birdenbire bambaşka bir ülke oldu. O naif, sosyal, çok sesli, fakir ama gururlu insanlar, yeşil, ahşap, o insanlar gitti ve köşe dönücü, kendini düşünen, bencil bir insan grubu yaratıldı. Ve ikiye bölündü insanlar, kaybedenler ve kazananlar. Mizah kaybedenlerin yanında kaldı. Aynı dönemde 1970'lerin politik hareketliliğiyle hesaplaşan yazarların gündeme geldiği görüldü. Sol edebiyatın tabulaştırılmasına karşı çıkan bu yazarların bir kısmı, daha evvel pek az işlenmiş, konu ve anlatım biçimleriyle dikkat çektiler. Latife Tekin, 80 sonrasının gözde isimlerinden biri oldu. Latife Tekin, dünya romanının 60'lardan sonra, yani 70'lere doğru yaşamaya başladığı o bireysel perspektifin kırılması sürecine uygun bir şekilde Türkiye'de bunun örneği olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Sevgili Arsız Ölüm, romanda, Türk romanında bireysel perspektifin tamamen kırıldığını gösteren bir örnektir. İkincisi, Türk romanına doğrudan son derece yerel bir şeyin sokulduğu, hassasiyetin, duyarlılığın, kültürün sokulduğu, işte anlatının, romancının doğrudan gecekonduya açıldığı, yoksulluğa açıldığı, yoksul insanların hikayesine, macerasına açıldığı, onların evlerine girdiği bir roman. Bir bu tarafı var. İkinci tarafı da bence Türk romanının çoktandır kaybettiği, yani Hüseyin Rahmi'nin Gulyabani'lerine rağmen kaybettiği soyut olanla, biraz işte metafizik alanla ilişkilerini kuran. Çünkü onun romanlarında cinler var, periler var, şeytanlar var, mitler var. Durgunluk ve ardından gelen çeşitlilik, edebiyatımızın daha da renklenmesi, yazar ve kitap sayısının artması gibi sevindirici sonuçlar da doğurdu. Polisiye, bilim kurgu, popüler macera gibi Türk edebiyatında çok az örneği görünmüş türlerde istikrarlı çalışmalar yayımlayan yazarlar çıktı. 1990'larda özellikle yeni bin yıla girilirken ciddi bir atılım gözlenebiliyordu. 90'dan sonra ürünler asıl verilmeye başladı. 85 sonrasında bu yeni kuşak ya da yeni tür ürünler verilmeye başladı edebiyatta. Ben daha zengin, daha verimli, birey insana daha dönük, sorunları daha rahat tartışan, çeşitlenmiş bir edebiyat olarak görüyorum.
öncesinde bir kalıpçılık da hakimdi, bunu görelim. Kalıpları kıran bir edebiyata doğru gidiliyor. Bunun çok kötü örnekleri de var. Hani postmodernizm adı altında her şeyin birbirine karıştığı çok kötü örnekleri de var. Ama bu ülkede bir yılda eğer 630 roman çıkıyorsa demek ki 30 tane de iyi roman çıkmıştır bunların arasında. Ve insanlar bu kadar yazmak istiyorlarsa demek ki bir şey dürtüyor onları. Ben belki ters gelecek. 80 sonrası edebiyatının Türkiye'de edebiyata hem çeşitlilik hem ses getirdiğine inanıyorum. Bir kadın duyarlılığından söz etmek, bunu yazıda var etmek, bunun için çabalıyorum. Ama bu anlamda ne feminist çevrelerin, feminist ideolojinin yarattığı argümanlara ne sol Kürt siyasetinin ürettiği argümanlara girmeden yeni bir dil kurmak meselesiyle hareket ediyorum. Çabasıyla hareket ediyorum. Ben kendi maceramı aslında belki diğer birçok Türk yazarından ve şairinden farklı olarak çok postmodern bir resimde konumluyorum. Benim ilk şiir kitabımın adı Osmanlı'ya dair hikayattır. Divan şiirinden ve Osmanlı kültüründen sesler, yankılar, bilgiler ve gelenek taşır. Öte yandan gene çok önemsediğim metal kitabım aslında belki de post endüstriyel çağın çığlığıdır. Ben diyelim ki hem Hacı Faik Bey'i hem Metallica'yı aynı zevkle dinleyen bir kültürde büyüdüm. Günümün saatleri diyelim ki bir Hicaz peşevini dinlemekle bir Handel dinlemek arasında bölünebilir. Bölünebilirliği kendim için ve kendi sanatım için bir tehlike, bir tuzak, bir imha olarak görmedim. Aksine beni bütünleyen, dünyanın zenginliklerine ve farklılıklarına açık kılan, zevkimi eğiten, zevkimi çoğullandıran, zevkimi geliştiren bir şey olarak gördüm. Dış dünyanın şiddetini görmeden kendi içindekini de göremez. Yani yan odadaki, yan hücredeki çığlığı duymadan kendi çığlığını da atamazsın. Ama kendi çığlığına da bakmıyorsan eğer, dış dünyaya bakışında sığ ve sahtedir diye düşünüyorum. Yani toplumcu bakışı da eleştirim o. 1980'li yılların ortalarında eser vermeye başlayan Alev Alatlı, 90'larda kendi deyimiyle topluma ayna tuttuğu Orada Kimse Var mı isimli eseriyle dikkat çekti. 2020'li yıllarda yeni dünya düzeni iktidarı sırasında geçen Schrödinger'in kedisi yankı uyandıran eserler oldu. Rusya'nın en büyük edebiyat ödülü olan Solohov Edebiyat Ödülünü 2006 yılında Gogol'un İzinde isimli kitabıyla aldı. Çünkü dünya literatüründe, Türkiye'yi bırakın, dünya literatüründe ilk defa kuantum fiziğini sosyal yaşama adapte eden iki kitaptır bu. Biri anti-ütopyadır, ötekisi bundan nasıl kurtuluşu gösterir. Onların ikisi Türkiye'den ziyade uluslararası tema işleyen iki kitaptır. Rusya'ya ondan sonra geçtim. Onun da nedeni şu, hani Rusya'nın çığlıklarını ben İstanbul'dan duyuyordum. Yani ne zaman ki Moskova Fizik Fakültesinden doktoralı bir hanımı Lale'de fuhuş yaparken görürsünüz. Şu kadar insanlığınız varsa durmanız gerekir. Ne oldu bu insanlara diye. Buna çok ağır bir şeydi bu. Son 15-20 yılda edebiyatımızda yaşanan muhteşem genişleme, yazarlarımızın kendileri ve eserleri hakkındaki sözlerinden de izleniyor. Romanlarımı yazarken Türkiye'deki anayasaya göre suçu belirlemem zaten. Kendi vicdanıma göre belirlerim. Bir tek şeye katılmam, bir tek şeyi suç sayarım. Öldürmeyeceksin. Ne olursa olsun öldürmeyeceksin. Çünkü öldürmenin telafisi yok, cinayetin telafisi yok. Onun dışında bütün suçlar değişebilir, görecelidir. O nedenle ben de bütün iyi yazarların hedeflediği şeyi yapmaya çalışırım. Romanlarımda yanıtlar vermem. Suç budur demem. Onun yerine sorular sorarım. Ve suçun ne olduğu sorusunu sorarım okurlarıma ki okurların benim kitabımı kapattıklarında başka kitapları okuma gereksinimi duysunlar diye. Alternatif ve çoğulcu hayatların yan yana yaşayabileceği bir kültürdeyiz. Dünya böyle olmalı istiyorum aslında. Eşitlikçi, çoğulcu, birbirini kendi hayatına karışmadığı sürece olduğu gibi kabul edip yan yana yaşayabilecek bir dünya dünyaya heves ediyorum ben. Yani bir anlamda John Lennon'ın Hayal Et, Imagine şarkısının romanlarını yazıyorum ben. Hala öyle idealistim. Öykülerimde bireylerin metafizik sıkıntılarını yazıyorum.
sündürülmüş bir şimdiki zaman içindeki metafizik ürpermeleri, ölümsüzlüğe gitmek isteyen bir dünyada ölümün hatırlatıcılığını yazmak istiyorum öykülerimde, daha ziyade bunları yazıyorum. Romanlarımda ise zamanın ve mekanın kustuğu insanları yazıyorum. Bir insanın yaşadığı ülkeye ayaklarını bastığı coğrafya, içerisinden geldiği tarih, bütün bunlar onun duygusal yanını, duygusal hayatını ve kişisel bakışını da etkiliyordu. Dolayısıyla benim diğer arkadaşlarımdan farklı olan yanlarımdan bir tanesi de budur. Ben ayrı ayrı çekmecelerde tutulan, toplumsal ve bireysel diyerek farklılaştırılan insan hikayelerini bir araya getirdim. Yani insanı bir toplumsal ilişkiler bütünü içerisinde kavradım. Dünya belki de bir gemi olarak düşünüyorum. Yani bir Nuh'un gemisi gibi düşünüyorum. Hepimiz bir aradayız ve hepimiz aynı sesleri duyabiliriz. Duymadığımız sesleri de önce hissedebiliriz. Sonra biri gelir alına bir ut alır çalar. Öbürü bir gitarla, öbürü gelir bir flütle, öbürü gelir bir sesle. Bunu birleştirir düşüncesindeyim ve bunun hiçbir zaman ıskalanmaması gereken bir nimet olduğunu düşünüyorum. Gizemli olmayan hiçbir şey yokmuş gibi geliyor zaten bana. Eşyanın güneş ışığına göre değişen gölgesi bile eşyaya dair bir giz. Edebiyat bu gizler dünyasını deşifre eden bir şeydir. Avrupa yolundaki iddiamız hakikaten hayatımızın ortasına oturmuş bir konudur. Ben bu konuyla televizyonlardan gördüğümden şu bu hayatımızın ortasına yerleşmiş bu konuyla nasıl edebiyatta oynayabilirim fikriyle yola çıktı. Aslında hakikaten mesele o. Bu konuyla nasıl oynayabilirim? Nasıl terapi olabilir bu bizim halkımız için veya ülkemiz için değil. Nasıl ben bununla oynayabilirim? Onun üzerine bir kitap, son kitabım. Evet. Ben kendi yazdıklarımın bir tür neoklasik kitaplar olduğunu düşünüyorum. Yani klasik bir anlatım, daha modern, hatta bazen postmodern üsluplardan ve kurgulardan yararlanarak bir araya getirilmesiyle oluşmuş kitaplar bunlar. Yani anlatımda insanları anlatırken klasik anlatımı severim. Ama o anlatımın kurgusunu daha modern bir edebiyatın etkisiyle kurmaya çalışıyorum. Ve bu ikisinin bir araya gelmesiyle neoklasizm denilen bir anlayışın ortaya çıktığını ve bu anlayışın önümüzdeki yıllarda daha da kuvvetleneceğini düşünüyorum. Ama yapamayacağım şeyin de tam bu olduğunu babamın bıraktığı çantaya bu huzursuzlukla bakarken hissediyordum. Tarihi yeni bir bakış açısıyla ele alan yazarlar arasında Orhan Pamuk da bulunur. Doğu Batı sonusalı gibi önemli temaları işleyen eserleri genelde postmodern olarak değerlendirilir. Yapıtları 58 dile çevrilen ve 100'ü aşkın ülkede yayımlanan Pamuk, dünyada en çok tanınan Türk yazarıdır. O kadar iyi biliyor ki Türk roman geleneğini, sadece Türk roman geleneğini değil, şiiri de çok iyi biliyor. O kadar iyi biliyor ki bir kere onun bir bel kemiğini sanki çıkarmış ve uygulamış gibi romanlarında. Bakıyorsunuz Türk roman geleneğine 4 tane çok egemen tema var, motif var. 5 diyelim hatta. Baba, ev, tarih ama kimlik ve bellek olarak tarih, yazı, yani edebiyat, bizim romanlarımız aynı zamanda edebiyat hakkında, bizim romanlarımızdaki kadar baş kişilerini yazarlardan oluşturan başka bir geleneği yok. Orhan Pamuk'un romanlarına baktığınız zaman, bütün romanlarında birbirini izleyecek bir biçimde, baba, ev, kimlik ve bellek olarak tarih, yazı ve yazar eksenini, omurgasını görüyorsunuz. Ve bu stratejileri de aslında Türk roman geleneğinin öne çıkardığı temalarını bir dünya diline, bir dünya üslubuna, bir dünya dili ve dünya üslubuyla ifade etmek uğruna kullanır. Çünkü dünya romanını da çok iyi biliyor.
Sonra Allah başımıza bizi ıslah etmek için tepeden bir bomba indirdi. Kim o? Orhan Pamuk. Çok da sevdiğim romanları var mesela. Kara Kitap. Nefis bir kitap. Nefis bir romandır yani. Kırmızı, benim adım Kırmızı. Ve sonra onun bir iki hikayesi vardır. Ben kendisine söyledim. Türkiye'yi batın güzel hikayelerine sayarım ben. Bir de bana göre otobiyografik bir roman olan İstanbul Kitabı. Bunlar her edebiyatçı gururdur. Orhan Pamuk oysa bana kalırsa 1980'den sonra ki hem toplumsal hem kültürel koşulların ortaya çıkardığı bir romancıdır. Önemli olduğu sanırım şuradan da ortaya çıkıyor. Orhan Pamuk kendisi bir orta kuşak yazarı olmasına rağmen hemen kendinden sonra gelen genç öykücüleri ve romancıları etkilemeye başlamış bir yazar. Yazdığı postmodern romanlar aslında bizim edebiyatımızda o güne kadar yazılmamış türde romanlardır. Orhan Pamuk iyi bir romancı elbette ama eserisi yok. Yani Orhan Pamuk'un bize ne söylemek istediği, nasıl bir problemi ortaya koyduğu ya da neyi problematize ettiği, sorunsallaştırdığı konusunda soracağımız bir soruya yanıtı yoktur. Tanpınar'ın ve Oğuz Atay'ın olduğu gibi bir yanıtı yoktur Orhan Pamuk'un. O yüzden Orhan Pamuk'u ben bizim tarihsel bağlamda yani Osmanlı ile ilgili romanı mesela Benim Adım Kırmızı'dan söz ediyorum. O romanlarında Osmanlı'ya ilişkin hiçbir problem yoktur. Bu ister istemez Orhan Pamuk'u herhangi bir tarihsel roman yazan bir romancı kertesinde değerlendirmemize yol açacaktır. Romanlarının çok siyasi olduğunu fakat kendisinin siyasi bir dünya görüşü olmadığını düşünüyorum. Romanları siyasidir çünkü bizim siyasi geleneğimizi sürekli sorguladığı için siyasidir. Hem kişisel düzeyde hem de kültürel düzeyde. Siyaseti sorgulayan bir kitabın siyasi olmaktan başka bir çaresi yoktur. Ama eğer doktrin anlamında soruyorsanız Orhan Pamuk'un siyasi görüşünü yani hangi doktrine sahiptir diye gerçekten bilmiyorum. Kendisine sorsanız ne derdi onu da bilmiyorum. İsveç Akademisi'nin 12 Eylül 2006 günü yaptığı açıklamada şu cümle yer alıyordu. 2006 Nobel Edebiyat Ödülü, kentinin melankolik ruhunun izlerini sürerken kültürlerin birbiriyle çatışması ve örülmesi için yeni simgeler bulan Orhan Pamuk'a verilmiştir. İlk kez bir Türk yazarının Nobel ödülüne değer görülmesi Türk edebiyatında yoğun tartışmalara yol açtı. Orhan Pamuk'un Nobel Edebiyat Ödülü almasının çok önemli olduğunu düşünenler arasındayım. En önemli yanlışımız da aslında sanırım Orhan Pamuk'un daha çok ideolojik ve siyasal tartışmaların bir nesnesi olarak kullanılması olmuştur. Bunu yaptıkça aslında ne Orhan Pamuk'u anlayabiliyoruz, ne onun romanlarını, ne de aslında edebiyatımız böyle bir tartışmadan bir şey kazanıyor. Çünkü sonunda yapılan edebiyat tartışması olmaktan hemen çıkıyor. Nobel belli siyasi kulislerle, belli bir takım oyunlarla, belli değerlendirmeler yapılan bir iştir. Hep hesap edilir, dengeler hesap edilir. Onlar tam adamını buldular. Yani Orhan Pamuk tam onların istediği vasıflardır. Ben Türk edebiyatının dışarıdaki durumunu Nobel'den önce ve Nobel'den sonra diye ayıracak kadar keskin bir fark görüyorum. Daha önceleri Türkçenin Arapça harflerle yazılıp yazılmadığı bile soruluyordu bize. Orhan Pamuk'un Nobel edebiyatından sonra Türkçe dilinin felsefe ve sanat üretilebilir bir dil olduğunu başkaları da kabul etmek zorunda kaldılar. Felsefe ve edebiyatın Türkçe ile yaratılabileceği ve en yetkin şekilde yaratılabileceğini de Nobel ödülü kanıtlamış oldu. Önemli olan Türk dilinin rüştünü ispat ettiğini
batıda kavranmış olması. Bu edebiyatçılara çok önemli kapılar açmaya başladı. Bu gerçekten bir yol ayrımı, bir kavşak diyebiliriz Türk edebiyatı için. O yüzden kimin Nobel aldığı tabii ki çok önemli. Ellerine sağlık. Ancak Türk edebiyatının bir Nobel olduğunu da unutmamak gerekir diye düşünüyorum. Bu başarıyı küçümsememek gerekir. Fakat bu başarı da Orhan Pamuk'un edebi romanlarının edebi niteliğinin yanı sıra başka bir takım faktörlerin rol oynayıp oynamadığı konusunda bir takım sorular ve tereddütler olduğunu biliyoruz. Nobel ödülünü sadece edebiyat açısındaki, edebiyat alanındaki büyük kabiliyetinden dolayı almış olduğu konusunda ikna edici bir argüman yok maalesef. Siyasi duruşuyla değil, edebiyatıyla almıştı. Nobel almış bir yazarımız var. Bu, o zaman da yazdım defalarca. Türkçe'ye de verilen bir ödüldür. Ben bundan daha önce biz de söyledim. Biz dilimizi sevmeyi, dilimize sahip çıkmayı, belki Nobel ödülünden bir sonra biraz bilmiyorum, daha bilinçle benimseyeceğiz diye benim almış tuttuğum bir olaydı. Hala da Orhan çok gurur Nobel duyuyorum. Zannediyorum. Bunun bugün Nobel almış yazarımız var Orhan. Bir kere Batılıların Türkçe'nin ne kadar kuvvetli bir edebiyat dili olduğunu bilmediklerini düşünüyorum. Türk edebiyatı dünyada gerçekten Türk Orhan Pamuk'un Nobel alması her şeyden önce Türkçe'nin bir edebiyat dili olduğunu gösterdi. Dolayısıyla Türk edebiyatının kuvvetli yazarları bu dille bir kere Batılıların Türkçe'nin ne kadar kuvvetli bir edebiyat dili olduğunu bilmediklerini düşünüyorum. Kültürel soya çekim bizim Orhan Pamuk'un Nobel alması her şeyden önce Türkçe'nin bir edebiyat dili olduğunu gösterdi. Bu dolayısıyla başka coğrafyalarda, başka ülkelerde Türk edebiyatının kuvvetli yazarları bu dille çok bizi iyi eserler ortaya şeyleri, koydular. Kulak dolgunluğu gibi, bir tapınç nesnesine kalp dolgunluğu gibi, bir üstünlük, kültürel ya da bir soya çekim bizim yazımızı ve başkasına göre tarif etmeden yapmak ve bizi yerli kılar. Çünkü sanatın derdi çok evrensel. O bizim başka coğrafyalarda, insanı başka ülkelerde anlatmak ve insanı anlamak dokunmayacağımız, ve zannediyorum empatiyi artırmak. Yani farklı bizi bir görünen şeyleri, insanlar arasında bir tapınç biraz daha diyaloğu artırmak, empatiyi artırmak. Ya da bir belki bir taraftan bir tarafa hikayeler taşımak. Biraz çerçi gibiyiz böyle. Bir yerden bir hikayeler taşıyoruz. Çünkü sanatın derdi çok evrensel. Bunların çok evrensel arayışları oluşturuyorum. O yüzden de Türk Edebiyatı'nın bence bütün dünyaya söyleyecek çok önemli sözleri var. İnsanlar arasında biraz daha diyaloğu artırmak, empatiyi artırmak. Belki bir tarafa hikayeler taşıyoruz. Bunların çok evrensel arayışları olduğunu. Kendimizi kapattığımız odada sanıldığı kadar da yalnız değilizdir. Bize önce başkalarının sözü, başkalarının hikayeleri, başkalarının kitapları, yani gelenek dediğimiz şey eşlik eder. Edebiyatın, insanoğlunun kendini anlamak için yarattığı en değerli birikim olduğuna inanıyorum. İnsan toplulukları, kabileler, milletler, edebiyatlarını önemsedikleri, yazarlarına kulak verdikleri ölçüde zekileşir, zenginleşir ve yükselirler. Ve hepimizin bildiği gibi kitap yakmalar, yazarları aşağılamalar, milletler için karanlık ve akılsız zamanların habercisidir.